Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Her zaman söylediğim gibi Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Bakalım ne videosu çekeceğiz bugün size. Bugün aklındaki kişinin ismini 3 kere tekrar et. Dinle videosu çekeceğiz. Aklındaki kişi ne düşünüyor, sana hamlesi nedir, hayatında neler oluyor, hepsine bakacağım. Detaylı bir bakım yapacağım size canlar. Herkes öncelikle güzelce bir odaklansın. Böyle aklındaki kişinin ismini 3 kere gözünü kapat, tekrar et. Haydi bakalım dinle. Öncelikle aklındaki kişinin bir enerjisine bakacağım. Enerjime, niyetime herkes dahildir. Evli, bekar, kadın, erkek, abone olan, olmayan herkese niyet ediyorum. Zamansız zamana niyetlendiğimiz bir açılım yapacağız arkadaşlar. Ve karşına eğer çıktıysam, eğer beni dinliyorsan, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Vardır, buradan alacağın bir mesaj diyeceğim. Haydi bakalım, niyetimizi ettik canlarım. Kartlarımızı seçelim öncelikle. Aklındaki kişinin bir enerjisine bakacağım. Bakalım nasıl bir enerjiye sahiptir? Sana karşı enerjisinde ne var diyeceğiz. Haydi bakalım. Canlarım benim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olur. Hem alma verme dengemizi korumuş olursunuz. Emeğe saygı lütfen arkadaşlar. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma teşekkür butonu kullanan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şansınızı, bereketinizi, rızkınızı daha çok arttırsın. Kimse de teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Ama emeğime saygı olarak kullanan herkese çok teşekkür ederim. Canlarım benim. Sizin bir kere bana yorum atmanız, teşekkür etmeniz, o güzel yorumlarınız, o benim için çok değerli ve önemlidir. Bilginiz olsun. Sizi seviyorum. Canı gönülden yaparım işimi. Enerjimin güzelliğini aldığınız için çok mutluyum canlarım. Şimdi bakalım. Aklındaki kişinin enerjisinde neler var? Bakar mısın? Romantizm dedi. Güneş kartı. Her şeyi dürüstçe söyle. Aile baba, kibarlık ve yelkenliği. Çok güzel ya. Şimdi 2, 4, 6, 8 tane farklı desteden 8 kart çektim. Teker teker yorumlayacağım. Çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter. Çok baskın bir karakterdir. Çalışkan birisidir, işkoliktir, çok inatçı birisidir. Sınırları zorlamak ve otoriter, baskın bir karakterdir. Yani benim istediğim olacak, ben değişmem, ben buyum enerjisi. Sanki sana kendini böyle kabullendirmeye ve olayları böyle kabullendirmeye çalışan birisi var. Romantizm, sana karşı duygusunun temiz olduğunu gösteriyor. Tembellik ve üşengeçlik, erteleme problemi var bunlarda, hep erteliyor. İşleri, olayları, aranızdaki enerjileri geciktirme, ileriye atma enerjisini gösterdi. Duygusal olarak senden kopmuş olduğunu görmüyorum. Romantizm, ruh eşim, ruh ikizim bunu gösteriyor. Taze yaklaşımlar. Buradaki enerji de dişil enerji. Onun düşüncesinde dişil için söylüyorum bunu. Dişilde bir kuşku var. Sanki farklı enerjiye girmiş olduğunu gösteriyor. Güvensizlik olabilir, inançsızlık olabilir, eskisi gibi davranmama, sevgi eksikliği, ilgi eksikliği, böyle bir şey hissettirmiş olabilir sana. Bununla ilgili diyor ki sana, senin neyin var? Senin bir değiştiğini gösteriyor ve hislerin neyse dürüstçe söyle. Aranızdaki enerjide sanki bir kuşku var. Bu kuşku ile ilgili aydınlanmak istediğini gösteriyor. Yani bu ilişki nereye gidiyor? Ne olacak bunun sonu? Neden bana ilgi alakada soğuk davranıyorsun? Böyle gibi şeylerden dolayı senin saygın davranman, sessiz davranman ama bir yerde bir patlak verme enerjisinde gösterdi.
Güneşin ruhu ne diyor? Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor diyor. Neşe ve mutluluk kapıda. Şimdi burada bir hareketlenme söz konusu var onda. Anlatabiliyor muyum? Sanki sana bir teklifle gelebilir. Hislerin, düşüncelerin nedir? Onu söyle enerjisi. Yani ne yapmaya çalışıyorsun diye aranızda bir çekişme olduğunu gösteriyor. Ama burada aile bağları, kibarlık ve saygı, saygı çerçevesinde davranan kişiden emin olması. Bu senden bahsediyor. Senin ona karşı saygılı olman. Veya sanki bu geciktirme, erteleme probleminden mütevellit. Burada da sanki sana karşı düşüncesinde seni kaybetmek istememesi, tekrar bir bağlantı kurması. Bağlantı dediğimde sağlam bir tekliften bahsediyorum. Böyle bağlantı ve senin saygılı olman, aileye saygı, kibarlık ve hani evlenilecek vardır, evlenilecek biri vardır ya. Seni evlenilecek, devam edilecek bir karakter enerji olarak gösterdi. Fikir ve düşüncelerindeki değişimi gösteriyor. Aslında yapmış olduğu yanlışlar var, geciktirmeler var. Ama şu anki güncel düşüncesi ve enerjisi bunu gösterdi arkadaşlar. Yelkenli her zaman yolun kartıdır, hareket etmenin kartıdır. Sanki böyle güzel enerji ve duyguyla bir harekete geçme var düşüncesinde. Ertelediğini gösteriyor bu düşüncenin, zamana bıraktığı ama artık harekete gitme isteği var. 3 vakit gösterdi. Kolay kolay bu enerji kartlara zaman göstermez. Burada gösterdi. 3 vakit nedir? Bazen bana videoların altında soruyorsun. 3 vakit dediğim 3 günde 3 ay arasında. 3. ay da olabilir. Arasındaki süreçten bahseder. Şimdi aklındaki kişiye güzelce ne odaklanıyorsun? Kartlarımızı seçmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım. Aklındaki kişi neler düşünüyor? Enerjisinde neler var? Sana karşı neler olacak? Sizi neler bekliyor? Hepsini çıkaracağız arkadaşlar. Devam edelim. Niyetime herkes dahildir. Canlarım benim. Öncelikle söyleyeyim ben size. Bu genel açılımdır. Herkese niyet ediyoruz. Kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır. %100 hepinize aynı şekilde uyacak diye bir şey yok. Bunu biliyorsunuz zaten. Beni evli insanlar, bekarlar, işte erkek, kadın herkes izliyor. Onun için gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklamaya çalışacağım. Herkes üzerine uyanı alsın. Bireysel bakım için 0531. Farkındaysan yine yol kartı çıkardı. 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz özel bakım için. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyoruz. Tüm videolarımızın altında WhatsApp iletişimimiz etiketliyoruz arkadaşlar. Ben burada sesli şekilde söylüyorum. Videoların altında var. Hep yorumların altında size nasıl ulaşabiliriz diye yazıyorsunuz. Demek ki videoyu atlata atlata izliyorsunuz, duymuyorsunuz. Biri de şeyde yazmış ki videoların altında numaranı masanın üstüne yazıp koyar mısın? Masada yer mi var numarayı koyayım canım benim? Ayrıca ne alaka? Sevmiyorum o görseli bozulmasını. Ben söylüyorum ya 0531 278 0729. Bakımlarımızı görüntülü yapıyoruz. Randevulu çalışıyoruz. Asistanımdan randevu alıyorsunuz arkadaşlar. Şu kalbi çok seviyorum. Bak Katina'nın kalbi çok gerçekçidir. Severim. Yani açık, tertemiz bir aşka, karşılıklı aşk yani. Bunu gösterdi. Aşk olsun ya. Hepimizde aşk olsun. Sevginin gerçeği olsun. Güzel enerjiler, güzel insanlar olsun hayatımızda inşallah. Hepimiz için canlarım benim. Evli olanlar için de huy güzelliği diyelim. Ne diyelim artık? Dönüşümü çıkardı. Güzel bir karttır bu da. Mücadele. Aman etsin bakalım mücadelesini. Bilge. Bana biraz şey gibi gösterdi enerji. Hani baskın bir otoriter birisi olabilir ama çok duygusal birisidir. Bunu gösterdi yani bana. Bilgece davranan birisidir. Hani sadece bugünü düşünen biri değil. Anlatabiliyor muyum? Hadi bugünü düşüneyim.
günlük yaşayım enerjisi göstermiyor. Anladınız siz beni? Aa, yüzük çıkardı. Ay inşallah. Aa, yuvayı çıkardı. Çok güzel gerçekten. Şanslı bir dönem Allah'ın izniyle. Çok güzel enerjiler çıkardı. Şimdi canlarım, bir de bu karttan da çekeceğim. Bakalım. İlk adımı senden bekliyorum. Aman. Değerini anlıyorum. Anla tabii ki. Bakalım. Kapım sana açık. Sensiz eksiğim. Al işte. Güzel. Şimdi kalbindeki mesajı da çıkarıp hemen yorumuma geçeceğim arkadaşlar. Bakalım kalbinde ne var? Kalbindeki mesajın nedir? 2, 3. Kafamıza takılan bir şey olursa tarotu soracağım. Başlayalım. Şimdi burada diyor ki bekle beni, hayatımı düzene sokacağım. Yani senden zaman istediğini gösteriyor. Hayatımda olumsuzluklar var, düzensizlikler var. Beni bekle diyor. Zaman istiyor senden. Anlatabiliyor muyum? Beni üzen kıskançlıkların olması. Aranızda kıskançlık problemleri var. Bu problemlerden dolayı belki de tartışmalar yaşıyorsunuz. Belki de senin ona baskı yapman, çok irdelemen konusu da onu rahatsız ettiğini gösteriyor. Seven kişi kıskanacak tabii. Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim dedi. Şimdi arkadaşlar, burada ilişkinin bitirmek isteğini kesinlikle göstermedi. Dediğim gibi biraz erteleyen bir tiptir. Bekle beni. Bak, hatırlarsanız ilk çıkan enerji kartında da bir tembellik, bir üşengeçlik, bir geciktirme, erteleme problemi var. Burada da diyor bekle beni, hayatımı düzene sokacağım. Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim diyor. Gözünü karartmış olan birinin enerjisini çıkardı inşallah. Şimdi yoruma geçelim. Direndiğini gösteriyor. İnada bakar mısın? Bu kişinin üzüntüsü var. Kaygı yaptığını gösteriyor. Bak, ay her zaman duyguyu ifade eder. Kaygı kartıdır. Güneşten farklı olarak. Kaygı yaptığını gösteriyor. Neyin kaygısı? Bu kişi biraz kur yapmayı seven, övünmeyi seven, kendini beğenmiş bir enerji. Hatırlarsanız ilk enerji kartında da otoriter, kendini beğenmiş birini çıkardı. Şu anda aranızda bir direniş söz konusudur. Direnmeye çalışıyor. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Neden? Çünkü adım atmak istemiyor. İlk adımı senden bekliyorum dedi. Görüyor musun bunun kurnazlığını? Çok üzgün, senden ayrıldığı için çok pişman olduğunu, nasıl yaparım, nasıl ederim kaygı yaptığını, ama inatla beklentiye girdiğini, direniyor, içinde bir savaş var. Yani karşı koymaya çalışıyor adım atmamak için. Çünkü neden? İlk adımı senden bekliyorum dedi, direniyor. E bakalım ne olacak? Hadi bakalım. İşte bu direnmeler olmasa her şey güzel olacak da bu inatlaşmalar. Bak, farkındaysanız ikinci ay kartını çıkartıyor. Yine kaygılı kartını çıkartıyor. Ve buradaki enerji de aranızda yaşanan bitişi gösteriyor. Bitiş nedir? Ölüm kartı bitişi ifade eder. Ve derviş. Bu iyiye alamettir derviş. Sanki olumlu yolda tahminler yürütüyor kendince. Ben senden uzaklaştım, aramızda bir bitiş, bir resleşme yaşandı, ama bu tamamen bitiş demek değil. Ölüm kartı bitiş ve başlangıç. Yani ölürsün tekrar hayat devam eder ya gibisinden düşün. Bitiş ve yeni başlangıç gibi bir enerji. Bitiş yaşanmış, gelecek olan enerji de dervişi çıkardı. Kaygı yapıldığını gösteriyor. Bu bitişi tekrar başlatmak için derviş her zaman olumlu yönde, olumlu yönde tahminler yürüten, güzel düşünen, barışma enerjisi, artık seni üzmeyi bırakan, sanki bir enerji değişimi yaratacak olan, pişmanlıkla geçmiş deneyimleri unut, geçmişte yaşadıklarımızı unut enerjisini verdi. Derviş bunu vaat eder her zaman. Ve üzgün olduğunu gösteriyor. Pişmanlığının arkasında yatan enerji herhalde sana karşı kaba davranması veya inatlı yaklaşması veya seni kararsız kılması. Çünkü burada yüzükle
değerini anlıyorumun enerjisi. Demek ki aranızdaki uzaklaşmanın vermiş olduğu sebebiyet ki senin değerini anlamamış, ilişkideki netliği görmüyorum, göstermiyor. Geçmişten bahsediyoruz tabii, bitişten önceyi. Ve bu bitişten sonraki enerjide artık seni üzmeyeceğim. Yeni sınavlar ve sınanmak. Sanki benim sınavım gibidir gibisinden. Sen benim sınavım mısın? Burada seni gerçekten üzmüş olması, yaptığın fedakarlıklara karşılık vermemesi, biraz nankörlük yapmış olmasının farkına vardığını gösteriyor. Bu çok önemli bak. İyi de bunun farkına varmış yani. Geç de olsa anlamıştır. Devam edelim. Buradaki yüzüğü görüyor musun? Masumiyet, teklif, çocuk problemleri. Burada tılsım ikilisi. Onu seninle ilgili kararsız bırakan çocuk problemi olmuş olabilir. Belki evlidir. Şimdi üçlü ilişkideyse evlidir, çocuğu vardır. Ayrılmak istiyor. Çocuk önünü kesiyor olarak gösteriyor olabilir. Her şeyi bak, burada da yine aynı şeyi bak. İki tane çocuğu farklı desteden aynı çıkarmış. Ya da çocuk masumiyeti. Ya da ikinci açıklaması, çocuk ruhludur. Yani bazı şeyleri algılamadığını, büyümediğini, küçük kaldığını, ruhu çocuk kaldığını gösteriyor. Kendini savunmasında sanki sorumlulukların üzerinde etkisi olmayan, sorunları çözmekte aciz kalan, çaresiz kalan bir kişiyi gösteriyor. Üçüncü versiyonu burada onu kararsız kılan. Bak, tılsım ikilisi, kararsız neyle ilgili? Kararsız evlilikle ilgili. Kararsız kılan, belki de aranızdaki uzaklaşmanın sebebiyeti korkusudur ve hayatında olan çocuk. Çocukla ilgili problemi var bunun arkadaşlar, bunu gösterdi. Ama ne diyor? Diyor ki ben sana gelirim yeniden. Tamam, geçmişte sana dengesizlikler yaşattım, güvensizlik verdim ama ben masumum diyor. Çocuk masumiyeti, çocukla ilgili mevzular ve çocukluk zamanları. Ya bu kişini eskiden tanıdığın birisidir, uzun zamandır tanıyorsun. Her versiyonu açıklıyorum. Ya çocuğundan yana bazı şeylerin kararını vermekte zorlanıp ikilemde kaldığını gösteriyor. Ya da çocuk gibi birisidir, bunu gösteriyor. Ama diyor ki o ikilemi aşmaya çalışıyorum diyor. Benim seninle evlenmemin veya seninle beraber olmama sebebiyet veren çocuk var diyor. Yanlış yaptım diyor. Belki de senden boşanmış olan birisi de olabilir. Bak, bu da olabilir. Boşandığı için de pişman olabilir. Ama burada ben senin değerini anlıyorum diyor. Ayrıldıktan sonra özgürce kararımı verdim ama şu anda da diyor bak kararımı vermişim diyor. Ben değerini şimdi anlıyorum. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Dış etkenlerden bağımsız olma. Hür ve etkin irade. Kesinlikle buradaki enerjide bunun durumunun iyileşmesi. Yani hani bu enerjiden çıkması da olabilir. Durumun iyileşmesi derken belki de aranızda yaşanan kavga, tartışma ve belirsizlikten çıkmış, enerji tazelenmesi ve burada kararlı olduğunu gösteriyor. Hazır harekete geçme harekete geçme zamanı bu zamandır diyor. Sabır ödüllerini alacağını gösteriyor senin için burada. Hani ilişkide sabretmişsin ya bu kadar. Sabrının ödülünü alacağını gösteriyor. Özgür iradesiyle dış etkenlerden bağımsız kalan, hani üçüncü kişilerden, işte çevresinden bağımsız kalarak vermiş olduğu kararı, değerini anlıyorum dedi senin şimdi. Yani ben seninle devam etmek istiyorum diyor. Pişman oldum. Her zaman diyor bekledim bekledim, ilk adımı senden bekledim, sen bana ulaşmadın ama şu anda ben seni kaybettiğimi gerçekten çok üzgünüm ve şimdi değerini anlıyorum enerjisini çıkardı arkadaşlar. Kapım sana açık, dönüşüm ve üçüncü ay kartını çıkartıyor farklı destelerden. Bak, birini burada çıkardı, iki bu, üçüncü de burada. Buradaki enerjide bir haberin gelişinden bahsediyor. Artık dayanamayacağı, çok kaygı yapması, bu durumun uzun sürmeyeceğinden bahsediyor. Kapım sana her zaman açıktır enerjisiyle bir iletişim kurma enerjisini gösterdi ve bu iletişimle de dönüşümü gösterdi. Dönüşüm nedir? Olduğundan başka bir duruma evrilme.
ruhsal olgunlaşma ve değişim. Bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcından bahsediyor. Hani burada dedim demin size ölüm kartı bitiş yeni başlangıcı gösterdi ya. Aynı şekilde bunu da gösteriyor. Yani burada bir görüşme, öncelikle bir iletişim kurması, kaygıların gitmesi. Kapım sana açık, ben senden ayrılmak istemiyorum ama ego da var bir taraftan, bak kapım sana açık diyor. Her şekilde pişman olduğunu gösteriyor, değerini anlamış olduğunu gösteriyor. Ama bunu kolay kolay dile getirip açık açık sana söylemekten çekinen birisidir. Ama ortamı yumuşatmaya çalışması ve sana adım atmasından bahsetti ve bununla beraber bir dönüşüm söz konusudur. Dönüşüm nedir? Yani bir değişim, ilişkide değişim. Ve çıkan yuva kartını, ben çok severim bu kartı, yuvayı temsil eder, ev. Yuva kartı beraber bir yerde görüşme, evlilik, aile olma isteği, bir eve taşınma, mükemmel bir evliliğe götüren ilişki başlangıcının verdiği bir mesaj kartıdır ve kale. Kale nedir? Kale uzun bir ömür vaat eden bir enerjinin kartıdır. Kale demek. Kale kolay kolay yıkılmaz. Bu kule değil bak. Kule, yıkılan kule başka bir şey. Bu kale. Bu Katina'nın kalesidir. Bunu gösterdi. Şimdi kupa sekizlisi karmaşıklık, yalnızlık, içinden çıkamadığı hüsran. Ay kartı, ay kartı. Nedense çok yengeçin enerjisini gösteriyor burada. Ya karşı taraf yengeç ya sen yengeç olabilirsin ya da gerçekten aşırı duygusal birisidir. Duygularını ifade etmekte zorlansa da aşırı içinde çok düşünen ve duygularından yana yani çok ciddi kaygı yapan bir enerjiyi gösterdi. Ve burada görüyor musun enerjiyi? Kupa sekizlisi duygu karmaşasının içerisinde. Bir fırtınanın ortasında durduğunu, sanki artık bu üzüntüyü görüyor musun, her şeyi arkasına alıp bir yol alıp gitme isteği var, bunu görüyorsun. Yani bu karışık duygudan, bu ayın vermiş olduğu hüzünden çıkmak istiyorum artık ben. Güvene doğru gitmek istiyorum diyor. Şimdi hayatında bu üçlü ilişki içerisindeyseniz eğer, teker teker açıklayacağım. Bu her şeyi arkasında bırakıp güvenli bir enerjiye doğru gelme isteği var bunun. Eğer üçlü ilişki içerisindeyseniz. Eğer değilseniz burada ayrıysanız, mesafeliyseniz, birbirinizle anlaşamayıp ayrıldıysanız gerçekten bu sürecin içerisinde o kadar karmaşık duygu karmaşası yaşamış ki yani hep sürekli düşünmüş. Seni bırakmış olduğunu göstermiyor. Ayrı olduğunuz süre içerisinde hep bir şeyleri kafasından geçirmiş. Duygu karmaşası, duygu fırtınası yaşamış. Vermiş olduğu özgür karar. Bak tabiat. Tabiat nedir? Bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler. Bağımlılık. İrade dışı koparılamayan bağlar. Yani bunu gösteriyor. Sana çok bağlı olduğunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Sensiz olmuyor. Çok denedim, çok çabaladım, zorladım. Sensiz olmuyor. Ve artık aranızda, şimdi bunu her versiyonda açıklayacağım. Güvenli bir ilişki, güvenli bir yere doğru gitme isteği. Bunda da zorlanıyor. Ama diyor ki, bir güven oluşturmam gerekiyor. Eğer aranızda bir güven sarsıntısı, bir güven problemi yaşandıysa, kaleyi gösteriyor. Bu güven problemini çözmek için harekete gideceğini gösteriyor. Ve sana uzun bir ilişki vaadi veriyor kart onunla. Uzun bir ilişki vaadinin enerjisini veriyor. Yuvaya götürecek bir ilişki. Yani evliliğe götürecek, yuvaya götürecek. Veya bir evin içerisine gireceğiniz veya ileride evliliğe götüren bir ilişkinin vaadini verdi kart. Güzel. Yani bu tabiat nedir? Görüyor musun bu tılsımdan bağlı olduğu ne varsa ve sana karşı onu bağlayan ne varsa bunu çözerek bütün problemleri arkasında bırakarak çözerek gelişini veriyor güvenli geliş. Anladınız siz. Devam edelim. Görüyor musun? Burada değnek üçlüsünü çıkardı.
Kafasında yeni fikirler uydu şeyi düşündüğünü gösteriyor. Nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? Çok cebelleşmiş ama bir plan yapıldığını gösteriyor. Bu ne demektir? Seni arkada bırakıp, yani tamamen bırakıp gitme isteği veya bu ilişkinin sorumluluğunu almak istemiyorum. Belki de senden kendisinin uzaklaşıp gitmesini gösteriyor bu kart. Bak, bu da olabilir. Kendisi uzaklaşmış gitmiş. Çünkü yeni bir sayfa açmak isteği. Ben buna hazır değilim. Bu sorumluluğu almak istemiyorum. Bu ilişkinin vermiş olduğu sıkıntı, senin kıskançlığın beni bastırıyor, basıyor. Baskı yapıyorsun gibi hissetmiş olmasını da gösteriyor olabilir. Ama burada ne diyor? Kalp diyor. Gerçek ve büyük bir aşk diyor. Kolay kolay vazgeçemeyeceğini gösteriyor ve mücrimiyet. Mücrimiyet nedir? Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçlu hissetme, kendine kızma. Suç bende diyor. Ben sana yanlış yaptım. Ben sana haksızlık yaptım ama senden vazgeçemedim. Unuturum sandım. Herhalde senin kıymetini bilmemiş bu arkadaşlar. Yani sana karşı o kadar ödün vermişsin, fedakarlık yapmışsın, sevmişsin, çabalamışsın ama senin kıymetini bilmemiş. Bunu diyor, bir de yüzü de yok yani bunun üzerine yapılmış olan bu şeyin üzerine, kendisi uzaklaşıp gitmesini, kendisinin ilgisiz davranmasının arkasına sığınmasının. Sonra şimdi geri vitesi de zor oluyor yani, utanıyor, mücrimiyet, utanç, pişmanlık var ama suçlu da hissediyor, kendine de kızgın ama nasıl olacak bu iş? Ama o kadar şanslı bir enerjinin gelişi var ki, yani şak diye bu şeydir. Senin kadersel bir bağın da olabilir bu kişiyle, bunu gösteriyor. Yani seni onun şansı olarak da görüyor olabilir. Yani hayatımda olan en büyük şansımsın sen enerjisini gösteriyor. Ben bir hata yaptım. Kendime çok kızgınım yaptığım şey için. Ama sen benim şansımsın diyor. Vazgeçemediğini gösteriyor. Arkasını dönmüş, vazgeçmek istemiş ama nafile. Kalbi çıkardı. Seviyor seni bu. Şöyle bu kalbi şuraya koyalım. Nereye koyalım? Enerjisi yayılsın bize. Hadi böyle koyalım. Seviyorum seni diyor ve burada utanç hissi, suçluluk hissi. Neden suçluluk duyuyor acaba? Merak ettim gerçekten. Buna çok böyle bencilliği var tamam ama suçluluk hissi ne? Ne yaptı da suçluluk hissi var bunda? Ona bakacağım, merak ettim. Sensiz eksiğim diyor. Görüyor musun pişmanlığını? Şeytan kartı çıkardı ya, o şaka gibi. Aldattı mı acaba seni? Ya şeytan kartı şimdi güzel bir kart değil. Ben şeytan kartını sevmiyorum. Bazı yorumlarda cinselliği de ifade eden bir karttır. Bazı yorumlarda senden sakladığı bir şey, gizli yanları. Yani şeytan işte adı üzerine. Şeytan oğlan kartıdır. Ama genel şimdi biz bakım yapıyoruz. Burçlarla ilgili değil de bakım yaptığımız için şeytan kartı. Burada şeytan gizli olan sırlar veya onun gizli tarafları, senden sakladığı bir şey, belki yakalamış olduğun bir şey de olabilir. Cinsel güdü gibi filan gibisinden, bu da olabilir. Ama gerçekten çok pişman olduğunu gösteriyor. Mahcup sana, utanmış. Utanmış, yine iyi, bu utanması var, utanmış olduğunu gösteriyor. Bundan mütevellit utanıyor. Şimdi burada ne var? Sensiz eksiğim diyor. Kararı görüyor musun? Bak, sensiz eksiğim diyor. Sensiz olmaz diyor. Ben yapamam diyor ve bilgece karar. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma. Olgun ve bilgece alınan bir karar diyor. Ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Demin çocuk gibidir falan dedik ya. Çocuk enerjisinden çıkamaz filan dedik ya. Şimdi buradaki enerji de bilgece karar vermesi. Buradaki enerji de ayrılığa götüren, kavga edilen ayrılığa götüren kararların üzerine bu karardan vazgeçerek, sensiz eksiğim enerjisiyle bilgece karar vererek, bilgece karar vermek hem vicdanen karar vermek, hem olgun karar vermek, hem duygusal karar vermek. Hakkaniyetli karar. Anlatabiliyor muyum? Bilgece karar bu demektir. Hakkaniyetli bir şekilde karar vereceğini gösteriyor.
ve burada sensiz eksiğim diye sana yol yapacağını gösterdi. Kılıç altılısı, yol kartı, harekete geçme. Peki şimdi buradaki enerji, bu var ya, şimdi burada çocuksu gibi durumlar filan dedik ya burada. Şimdi bakalım bu gerçek mi acaba? Bu durumu çözebilecek mi? Şimdi beni izleyen kişiler bunu orada takılı kaldıklarını biliyorum. Şimdi çocuk kararsız kaldı, evlilikten bahsediyorum. Kararsız kalmış ya burada bunun için, yüzük için. Çocuk mevzuları var. Ya da dedik ya demin, belki de bu sorumluluktan korktuğu için olabilir. Burada yarım kaldı. Buna bakacağım. Şimdi bu sorunu çözüp sana evlilik teklifiyle gelebilecek mi? Veya bu kişiyle sana bir evlilik olur mu? Nereye gidecek bu ilişki? Bir ona kart çekmek istiyorum. 7 tane kart çekip yorumlayacağım. Çünkü burada ben orada farkındaysanız yarım kaldı. Merak ettim. 7 kart çekeceğim. Bakalım bunun sana gelişi var. Tamam, yol kartı var. Yolu var. Gelişi var. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu gelişin içeriği nedir? Ona bakacağız. Yani teklifle mi gelecek? Bununla mı gelecek? Ona bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi şöyle açayım kartları. Görüyorsunuz bence. Evet. Mahkeme, ermiş kartı, kupa şövalyesi, imperatrice. Şimdi bak, yine kararsız. Değnek ikilisini görüyorsunuz. Şimdi burada teker teker bunları yorumlayayım. Bunu da yorumlayacağım. Değnek kralı. Değnek kralı burada egosundan da vazgeçmek istemediğini gösteriyor. Yenilik yapma isteği var ama bir de ego da var. Şimdi değnek kralı diyor ki, ben kararlıyım. Bunun bir mahkemesi de olmuş olabilir ama mahkeme duyuru demektir. Sanki birilerine duyuru yapmak, yenilik yapmak, ilişkiyi gözden geçirmek. Eğer evliyse, bir mahkemesi varsa bunu gözden geçirme. Gözden geçirmesi için ermiş kartı ilişkiyi gözden geçiriyor. Bir karar vermesi, olgunca düşünerek karar vermesi gerektiğini gösteriyor. Buradaki enerji de yine kararsız. Şimdi arkadaşlar, burada senin çok sağlam durman gerekiyor. Kupa şövalyesi. Duygusal olarak sendeyim. Ben seni seviyorum. Sana dönürüm, dönerim, gelirim. İlişkimiz devam eder. Ama buradaki enerji de yine evlilik teklifiyle geldiğini göstermiyor. Hala yine konuşuruz diyor. Değnek ikilisi, iki yolun arasında, ortasında kalmışım diyor. Yani bu hemen de sana gelip, hani dönüşü var, yol yapması var ama bu teklif, hemen gelip evlilik teklif edeceğini görmüyorum. Burada senin dayanıklı durman gerekiyor İmparatrice. Eğer sen kararlı durursan, bunu hani gelecek ya şimdi sana. Eğer bunu kabul etmezsen, benim istediğim gibi gel dersen veya orta bir yolu buluruz. Ben sana net bir zaman verir. Çünkü bu gelişinde evlilik teklifiyle geleceğini göstermiyor. Bu problemini çözmesi lazım. Bu problemi çözmekte aciz kalmış. Buradaki kararı, sanki bir boşanma kararı var. Bir boşanma isteği var bunun. Bunu gözden geçirdiğini gösteriyor. Eğer evliyse bunu gösteriyor. Eğer bu kişi evli değilse, duyulması gereken duyuru, mahkeme, bir yenilik, tekrar bir konuşma yapmak için geliyor. Direkt sana evlilik teklifiyle geldiğini göstermiyor. Tekrar seninle bir ilişkiyi gözden geçirip düşünüp tekrar geri gelişi var. Ben sensiz yapamıyorum, sensiz olamıyorum. Duygusal olarak kupa şövalyesi, sendeyim, gönlüm kalbim sende ama ciddi bir evliliğe şu an hazır değilim. Bana biraz zaman ver diyor. Bak, burada da gördüğün gibi dedi, bekle beni, hayatımı düzene sokayım. Ben her şeye hazırım ama senden gelip zaman isteyebilir. Senin biraz direnişli ve dayanıklı durman gerekiyor. İzleyen kişi, senden bahsediyorum. Bu kişi gerçekten sana karşı duygularının samimi olduğunu gösteriyor. Ama zor durumdadır. Ona biraz anlayış gösterebilirsin. Mesela örnek veriyorum. Hemen rahat verme ona. Yani rahat bırakma. Tamam, okey oldu gitti değil mi? Mesela örnek veriyorum. Zaman iste. 6 ay mı istiyorsun? 1 sene mi istiyorsun? 3 ay mı istiyorsun?
Ben seni bu kadar zamana bekleyebilirim, bu kadar zaman daha beklerim, daha beklemem gibisinden İmparatrice sert durman lazım, sağlam durman lazım. Yani onun her söylediğini kabul etmek zorunda değilsin. Ona senin bu kabul etmen ona bir rahatlık veriyor. Çünkü zaten bunun senden kopması, ayrılması gibi bir lüks olduğunu görmüyorum. Pişman olup değerini anlayıp geri geliyor. Farkındaysan. Yani sen ona geri itsen de kabul etmiyorum seni desen de bu seni bırakıp gitmeyecek. Kesinlikle korkma, bu kaybetme korkusu yaşamana gerek yok. Çünkü ben sende kararlıdır, senin değerini anlamış birisidir. Sadece senden zaman isteyebilir, zaman alabilir. Çünkü şu anda hazır değilim, iki yolun ortasındayım. Beni de düşün diyor, beni de anlaman lazım diyor. Sen de ona gereken zamanı söylersin. İşte ben sana bu kadar zaman veriyorum, bu kadar zaman daha seni beklerim gibisin. Çünkü zaman isteyecek senden. Bekle beni, bana biraz zaman ver diyecek. Zamanın sürecini belirleyen kişi sen olacaksın. Korkma, bu senden gitmez. Tamam, peki zamanın sürecini sen belirledin dedin. Sana karşı buna güvenmen gerekecek mi? Güvenmeli misin? Dönüp sana bir teklifle gelecek mi? Ona bakacağız. Evet, çok zor bir karar, çok zor bir karar ama görüyorsun değil mi? Kupa kralı bu sendedir, emindir duygusundan. Kupa ası ve kupa kralını çıkardı. Bu seni bırakıp gidecek biri değil. Kesinlikle güvenmelisin. Bak ne kadar zor durumda kaldığını görüyorsun. Kılıç onlusu gerçekten çok zor durumdadır. Ona müsaade et veya ona bir tık yardımcı, manevi yardımdan bahsediyorum. Destekte bulunabilirsin, tiyolar verebilirsin bu durumdan çıkması için. Ama güvenebilirsin. Gerçekten samimidir, seni seviyor. Güven ve zaman ver ona. Böyle arkadaşlar. Güzel çıktı, kötü çıkmadı. Bazen istisnalar vardır. Bazen birbirimize destek ve yardımda orta yolu bulmak lazım. Yardım etmek güzel bir şeydir. Hani ben maddi olarak yardımdan da bahsetmiyorum. Genel yardım yani. Gerekirse maddi yardım da ederiz. Tabii istisnalar vardır. Ama bu gerçekten çok zor durumda, çok ciddi çıkmazda olduğunu gösteriyor. Senin yardımına ihtiyacı var. Bence yardım etmen lazım. Evet arkadaşlar, sizi seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.